İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Rusya'da önemli bir isim şiddetli bir suikaste maruz kaldı ve yaşamını yitirdi. Darya Dugin. Kendisi bir gazeteci, ayrıca siyasete hazırlandığı, Rus siyasetinde önemli pozisyonlara kendini hazırladığı söyleniyor. Kendisinden daha ziyade dikkat çekici kısmı suikaste uğrayan Darya Dugin'in babasıyla ilgiliydi. Yani dünya gündemine biraz kendisinden ziyade suikaste uğrayan Darya Dugina'dan ziyade babası Alexander Dugin'le gündeme geldi. Özellikle Türkiye'de Putin'in yakın çalışma arkadaşı olarak tarif edilen veya kimilerine göre Putin'in beyninin yarısı olarak tarif edilen ama aslında pek de gerçeklikle bağı olmayan bu tarifle önemli bir isim olduğu düşünülen Alexander Dugin'in kızının suikaste uğramış olması aslında Rusya siyasetinde neler olup bittiğini bize yeniden düşünmemiz için bir gerekçe sunuyor. Darya Dugina kendisi televizyon programlarında sıkça yer alan veya gazetelerde köşeler yazan Rusya'nın özellikle Avrasyacılık, yeni Avrasyacılık diyeceğimiz siyasetini ön planda tutan babası gibi bir isimdi. Fakat babası Alexander Dugin aslında Rusya'da veya Rusya dışında daha çok tanınıyor. Çünkü yeni Avrasyacılık dediğimiz Rusya'nın ulusal güvenliğinin veya Rusya'nın dış politikasının nasıl kurgulanması gerektiğine dair bir ekolün önde gelen isimlerinden bir tanesi. Alexander Dugin Türkiye'de de oldukça meşhur. Özellikle çeşitli siyasi gerekçelerle bazı isimler Alexander Dugin'in fikrinin Türkiye için de tercih edilebilir önemli parçalar taşıdığını düşünmekteler. Ama bir yanlış anlaşılmayı düzelterek başlatalım. Yani aslında Dugin evet kendisi açısından yeni Avrasyacılığın önemli bir temsilcisi olabilir. Aslında onun da çok temsilcisi, tek temsilcisi değil ama önemli temsilcilerinden birisi. Fakat öyle Putin'in her adımında kendisine danıştığı isimlerden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün değil. Putin'in defalarca yaptığı konuşmalarda önemsediğiniz düşünürler kimdir diye sorulduğunda hiçbirinde ben Alexander Dugin'in ismini zikrettiğini bilmiyorum. Veya aslında gündelik çalışma koşulları çerçevesinde Dugin'e pek danıştığı da söylenemez. Ama Dugin genel olarak Rusya siyasetinin nasıl şekillenmesi gerektiğine dair temel bazı parametreleri belirleyen isimlerden bir tanesidir desek yeridir. Ayrıca bir yanlış anlaşılmayı daha düzeltmek lazım. Avrasyacılık Rusya'da Putin'in takip ettiği veya Putin Rusya'sının kaçırılmaz bir şekilde takip ettiği tek gelenek de diyemeyiz. Yani Putin Rusya'sı dış politikasını ve güvenlik siyasetini kurgularken Avrasyacılığı merkeze almış gibi gözükür ama Avrasyacılık dışında perspektiflere de aslında Putin'in siyaseti eklektik bir şekilde yer verir. Bu anlamda Putin'i doğrudan doğruya bir Avrasyacı olarak tarif edemezsiniz ama Avrasyacılığın içerisindeki birçok fikri Putin kullanıyor mu derseniz evet kullandığını söyleyebilirsiniz. Aslında Rusya mesela bizim gibi Türkiye gibi ülkeler için yakından tanımamız gereken dünyaya bakışını kendi dış politika stratejisini nasıl şekillendirdiğini bilmemiz gereken ülkelerin başında geliyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu dönemini hatırlayacak olursanız ve en yıkıcı savaşlarımızı Rusya'yla, Çarlık Rusya'sıyla yaptığımızı da düşünecek olursanız veya Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği'nden, Sovyet Rusya'dan büyük bir tehdit algıladığımızı düşünecek olursanız Rusya'yı bu anlamda yeterince bile tanıdığımızı söyleyemeyiz. Böylesine yakından bilmemiz gereken bir ilişkiye sahip olmamıza rağmen mesela Dugin'in kimliği, Dugin'in Putin üzerindeki etkisi üzerinde bile oldukça basit yanlışlara sapabiliyoruz. Mesela Dugin'in Putin siyasetini belirlemede tek isim olduğunu iddia edebiliyoruz. Ama aslında böyle değil. Mesela dönüp baktığınızda Rusya'nın tarihinde, Rusya'nın nasıl bir dış politika izlemesi, genel prensiplerinin nasıl olması gerektiği tartışmalarında çeşitli geleneksel çizgiler oluştuğu söylenebilir. Bunlardan bir tanesi
batıcılıktır. Biraz sonra tarif edeceğim. Bir tanesi panslavizmdir. Ancak bir üçüncüsü Avrasyacılık veya yeni Avrasyacılık diyebileceğimiz bir fikirdir. Avrasyacılık fikri 1920'lerde veya daha öncelerinde panslavizmden sonra doğmuş bir fikirdir. Yani 20. yüzyıla kadar uzanır ama 20. yüzyıl boyunca Rusya'ya Sovyetlerin hakim olması nedeniyle Avrasyacılık fikri aslında o barındırdığı kültürel ideolojik değerler nedeniyle pek gün yüzüne çıkmamıştır. Ama yeniden doğması 1990'lı yıllar itibariyle işte Dugin gibi isimlerle tekrar ortaya çıktı ve aslında bu anlamda diğer ekollerden bir tanesidir diyebiliriz. Mesela Putin'in erken dönemlerine baktığınızda Putin'in daha batıcı bir dış politika perspektifine sahip olduğunu görebilirsiniz. Mesela Ukrayna konusu veya Doğu Avrupa konusu söz konusu olduğunda, Balkanlar söz konusu olduğunda daha panslavik bir yaklaşıma eğildiğini görebilirsiniz. Mesela İran gibi ülkeler söz konusu olduğunda yine Putin'in bu sefer de yeni Avrasyacılık diyeceğimiz çizgiye daha yakın durduğunu görebilirsiniz. Şimdi bakın bunların içeriklerine dair sizin için bazı basitleştirici noktalar hazırladık. Nedir bu Rusya'nın dış politika geleneğindeki, strateji geleneğindeki 3 ekol ve bunların içerikleri nelerdir? Kısaca bir göz atalım. En meşhuru veya Türkiye'de en meşhuru, Türkiye'de en çok bilineni, Türkiye'deki özellikle Avrasyacıların ilgi duyması nedeniyle Türkiye'de en fazla konuşulanı yeni Avrasyacılık diyebileceğimiz bir ekoldür. Yeni Avrasyacılığa göre Rusya yüzünü batıya değil doğuya çevirmesi gerekir. Rusya'nın yüzünü batıya değil doğuya çevirmesi gerekir. Yani aslında Rusya'da batı karşıtlığının temel argümanlarından bir tanesidir. Atlantikçiliğe karşı, Atlantikçi zihniyete karşı kendisini konumlandırdığını söyleyebiliriz. Rusya'nın Avrupa'nın çevresinde kaldığı görüşünü reddeder. Rusya Avrupa'nın kenarında, Avrupa ile zaman zaman ilişkiye giren bir aktör olarak tarif edilmemelidir Avrasyacılığa göre. Aksine Rusya merkezde, Batı'nın ise onun çevresinde kalacağı, yani Avrupa'nın da onun çevresinde kalacağı bir dünya tahayyül eder. Yani Avrasyacılığa göre Avrupa'nın ve Asya'nın önemli aktörleriyle eğer Rusya kendisini merkeze alarak bir strateji üretebilir, Çin, İran, Türkiye ve benzeri aktörleri kendisinin merkez olduğu bir fikirde birleştirebilirse, Batı Avrupa ve Atlantik'i, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünya sahnesinin kenarında tutabileceğini düşünür. Avrasyacılığın içerisinde çok ciddi bir jeopolitik gelenek vardır. Ta İngiliz Mackinder'in dünyanın kalpgahı olarak tarif ettiği bölgelerin Rus varlığının bulunduğu bölgeler olduğu da düşünülecek olursa Avrasyacılığın bu jeopolitik zihniyetle dünyanın kalbi aslında Rusya'nın bulunduğu yerdir. Dolayısıyla Batı veya Avrupa bunun çevresindedir. Rusya dünya siyasetinin merkezindedir. Biz Avrupa'nın bir parçası, dışsal bir parçası olarak kendimizi görmeyelim. Aksine biz dünyanın merkeziyiz. Eğer Çin, İran, Türkiye gibi aktörleri etrafımıza toplayabilirsek Batı'ya karşı güçlü bir blok oluşturabiliriz fikrini taşır. Mesela Dugin tarzı Avrasyacılığın içerisinde çok ciddi bir kültüralizm vardır. Biraz Marksizm karşıtı bir kültüralizmdir bu. Batı liberalizmini de kesinlikle reddeder ve Avrasya'ya ait değerlerin ön plana çıkmasını savunur. Avrasya buna göre ABD'nin yerini alacak bir dünya gücü olarak görülür. Panslavizm ise bizim aslında daha önceki dönemlerden çokça bildiğimiz bir eğilimdir. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Panslavizm Avrasyacılıktan farklı olarak jeopolitik bir zeminden ziyade kültürel bir zemine, dini bir zemine oturur. Yani bu sefer de dünyanın kalpgahında yani coğrafi merkezinde olmak fikri yerine
Slav dünyasının, Ortodoks dünyasının merkezine koyduğu bir Rusya çerçevesinde düşünür. Bu anlamda Çin, İran veya Türkiye gibi aktörler birer partner değil, birer Batı'ya karşı birer ortak değil. Aksine Slav dünyasına yakın, Slav dünyası ile mücadele eden rakipler olarak görülür. Panslavizmin merkezinde Slavca, Slav olan tüm ırkların Rusça çerçevesinde birleştirilmesi ve buna Rusya'nın önderlik etmesi gibi biraz kültürelist bir zemine dayanan bir stratejik perspektif olduğunu söyleyebiliriz. Rusya ile ilgili bir üçüncü perspektif ise batıcılıktır. Batıcılık çok bildiğimiz anlamıyla hani Türkiye'deki batıcı felsefeye, Türkiye'de batının bir parçası olma, batıya entegre olma felsefesine oldukça yakın bir stratejik eğilimdir. Büyük Petro'dan bu yana Rusya'nın Batı ile olan ilişkisinde böylesine bir aşk ve nefret ilişkisi vardır. Toplumun bir kısmındakiler Rusya'nın geleceğinin Batı kurumlarına entegre olmak, Batı ticaretine, Batı ekonomisine, Batı dünyasına ve siyasetine entegre olmaktan geçtiğini, Batı ile yakın ekonomik ilişkiler ve siyasi ilişkiler kurulması gerektiğini, liberal değerlerin kabul edilmesi gerektiği gibi fikirleri savunurlar. Rusya'nın merkez olmak gibi bir niyeti yoktur. Küresel Batı dünyasının bir parçası, Batı dünyasının ve liberal dünyanın bir parçası olarak Rusya'yı görmek ister. Rusya bunun içerisinde belki Avrupa'nın tam göbeğinde yer almaması, çevresinde yer alması nedeniyle belki ikinci bir statüye itiliyor olabilir ama Rusya'nın modernleşmesi, sanayileşmesi, gelişmesi için ancak batılılaşmayla bunun mümkün olabileceğini savunanlar Rusya'da batıcılar olarak bilinirler. Şimdi bakın bu üç farklı eğilimden zaman zaman Putin'in bazılarını tercih ettiğini söylemeye çalıştım. Mesela ilk göreve geldiği dönemlerde zayıf bir Rusya varken özellikle ekonomik anlamda Putin Rusya'nın Batı ile entegre olması fikrini ön plana çıkartıyordu. Fakat zaman geçtikçe Rusya biraz daha güçlendikçe, Rusya biraz daha kendine özgüven geliştirdikçe Avrasyacı veya Panslavik yaklaşımları da Putin'in benimsediğini kabaca söyleyebilirim. Çok önemli bir tarif vardır aslında Rusya ile ilgili yapılan. Mesela ünlü siyaset bilimci Samuel Huntington Rusya'yı yırtılmış bir ülke olarak tarif etmişti. Elitlerin batıcı bir zihniyete sahip olduğunu Rusya'da, diğerlerinin ise yani genel Rus toplumunun ise daha yerelci, Avrasyacı veya Panslavik bir geleneğe sahip olduğunu, bu yüzden Rus devletinin tepesiyle altı arasında ciddi bir uyuşmazlığın olduğunu, bir yönüyle batılılaşmacıların Rusya'yı batılılaştırmaya çalıştığını, bir diğer grubun ise Rusya'yı yerelleştirmeye çalıştığını söyler. Aslında bu resim biraz gerçekçi bir resimdir ve bu resmin içerisindeki farklı ekoller zaman zaman Rus siyasetini etkilemektedir. Ama son dönemde hangisinin daha etkili olduğunu soracak olursanız bu jeopolitik ve kültürel gerekçelere dayalı olan yerelci zihniyetlerin daha hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun sadece Dugin'den ibaret olduğunu veya Putin'i Dugin'in yönlendirdiğini ifade etmek sanırım çok gereksiz bir abartı olur. Şimdi gelin isterseniz Rus dış politikasına, Rus ulusal güvenlik siyasetine çok değerli bir konuğum var. Onunla birlikte bakalım. Buyurun. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Giray Saynur Derman, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş teşekkür bulduk, ederiz. Teşekkür ederim. İsterseniz şu suikastten başlayalım. Sonra Rusya'yı genel anlamda değerlendirmeye gidelim. Suikast haberini aldığınızda ne düşündünüz? Olduğunu, yani bunun arkasında nasıl bir iş olduğunu düşündünüz? Genel olarak bakışınız çok üzüldüm. Neydi? Çünkü kişilerin hedef alınması hangi ülke olursa olsun tabii ki çok kabul edilemez bir şey. Öncelikle tabii hedefin direkt Alexander Dugin olduğunu söyleyebiliriz. Zaten açıklamalar da o yönde oldu. Fakat kızının da Daria Dugin'de özellikle çok
etkin olduğunu biliyoruz. Bu Rusya ve Putin'in yardımcısı olarak da lanse ediliyor. Çok başından beri bu sürecin içinde Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'da Rusya'nın politikasını destekleyici çok bir tavrı var. Ama tabii sistemli bir hareket. Çok farklı bilgi kirliliği olmuştu biliyorsunuz. Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu tarafından yapıldı dendi. Daha sonra İngiliz istihbaratı olduğu söylendi. Bu sefer daha sonra Kiev'in planladığını, Ukrayna'nın planladığını ve en son alınan bilgilere göre de bu kişinin aslında Ukrayna asıllı Natalya isimli bir kişi olduğunu ve Estonya'ya kaçtığı yönünde haberler var. Planlı, sistemli bir hareket. Hocam bu yani bu mesela suikasti Ukrayna'dan bir Ukrayna istihbaratının Rus coğrafyasında böyle bir operasyon yapabilme kapasitesi inandırıcı bir ifade gibi. Hiç evet gelmiyor. Rusya böyle açıkladı evet, ama yani evet, Ukrayna öyle açıkladı. Zaten Zelenski'nin açıklamaları da var. Ukrayna tarafından gelen açıklamalar da var. Kendileri böyle bir şeyin içerisinde yer almadığını, bunun çok farklı bir biz Rusya değiliz dediler hatta yapılan açıklamada. Çünkü Rusya'nın bu tarz eylemleri vardı geçmişte vardır, evet vardı. Başka yerlerde Avrupa'da hatta vardır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde gibi oldu. Bunu kesinlikle reddettiler ve kabul etmediler. Ama tabii şimdi biz burada aslında üzerinde durmamız gereken hedef kim? Hedef Alexander Dugin. Dugin deyince aklımıza jeopolitiğin esasları, sizin de programınızın başında bahsettiğiniz gibi özellikle 1980'li yıllardan itibaren Rusya'da özellikle etkili olan Neo Avrasyacılığın çok etkin bir ismi ve 2000'li yıllardan sonra da Putin iktidarında neredeyse Putin'le yan yana duran Alexander Dugin. Ve bu Avrasyacılık klasik Avrasyacılıktan çok farklı. Klasik Avrasyacılık 1920'lerde Trubetskoy, Savitskilerin olduğu daha çok Doğu'da sürgün bulan veya işte Sofya'da bunlar tabii Bizans'ın da etkisi var. Bizans'tan gelen özellikle tabii Avrasyacılık'ta merkeziyetçi güç var ama Neo Avrasyacılık'ta çok farklı boyutlar da var. Pragmatik bir boyutu da var. Yani Savitski ve Trubetskoylardan farklı olarak Neo Avrasya'da yakın çevre doktrini özellikle yakın ülkelerin yani tamamen Slav devletleri değil de tabii klasik Avrasyacılık'ta batıdan gelen her şey zararlı olarak telakki edilir. Oysa ki Avrasyacılık'ta gerekirse, Neo Avrasyacılık'ta gerekirse bu ülkelerle işte mesela Rusya'nın enerji monopolünü elinde tutması ve yine bir merkez ülke olarak batılı ülkelerle de işbirliği yapması. Bu ve bunun gibi bir takım unsurlar jeopolitik olarak, jeopolitiğin esaslarında Alexander Dugin'in kitaplarında bu belirtilmiştir ve bunu da zaten hap gibi kullanırlar. Mesela hocam teker teker gidecek olursak bu yeni Avrasyacılığın Çin'e bakışı, İran'a bakışı, Türkiye'ye bakışı ve Almanya'ya bakışı. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsin? Mesela büyük Çin'den başlayacak olursak. Tabii. Nedir? Yani mesela evet Rusya'yı merkeze koyuyor ama bunlarla nasıl bir ilişki kurmayı hedefliyor? Şimdi merkez Rusya olacak ama bu ülkelerle de özellikle Doğu ülkelerini hani klasik Avrasyacılık'takinin deki gibi Doğu ülkelerini tehlikeli olarak görüyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Okyanus ülkeleriyle karasal ülkelerin arasındaki rekabet ve bu güçten ortaya çıkan bir Avrasya grubunda bulunan işte Çin de bu gruba dahil, Türkiye de bu gruba dahil. Bu ülkelerle işbirliği ve çıkar temelli işbirliği üzerinde yoğunlaşıyor. Ama klasik gelen panslavizm yani sadece Slavların birliği hareketinden farklı. Mesela Çin'in, Türkiye'nin bu Avrasyacılık çerçevesinde yer alması tamamen aslında panslavizmle çok farklı. Çünkü panslavizm de evet. Türk bir ötekidir. Öteki. İranlı tabii, bir ötekidir. Kesinlikle. Ama, Alman bir ötekidir. Ama bugün Rusya'ya bakacak olursanız mesela Rusya'nın Yunanistan'la yakınlığı veya Sırbistan'la yakınlığı yine panslavizm odaklıdır. Yani Ortodoks kimliği burada çok önemlidir. Eski Bizans'ın geleneği, 3. Roma nazariyesi vardır. Bu önemli. Hatta Kiril alfabesini bile Bizans'tan almıştır. Hristiyanlığı oradan almıştırlardır. Onun etkisi vardır ama öbür tarafta çok geniş bir coğrafya ve Avrasya'da hakimiyet alanı hatta bahsettiğiniz gibi Maha'nın özellikle bu
kıta hakimiyeti, kara hakimiyeti teorileri, kalpkar heartland teoriler, Avrasya'yı elinde tutan gücün bütün merkeze hakim olacağı stratejileri burada vardır. Yani bu kuramın içerisinde. Bu mesela işte Çin, yani benim durduğum yerden şimdi bir jeopolitik okuma yaparsanız. Tabii. Coğrafi yakınlık aynı zamanda rekabeti de beraberinde getiriyor. Evet, tabii tabii. Güç, rekabet. Şimdi, coğrafi olarak bir değerlendirme, işte coğrafyada dünyanın kalpgahında Rusya var. Rusya'nın daha güçlü bir kara devleti, kara gücü olması kara için gücü. Ne olması lazım? İşte Çin'i kendisine entegre etmesi veya en azından sorun olmaktan çıkarması gerekiyor. Ama şunu da biliyoruz ki sınırı olan komşular birbirleriyle çatışır. Daha fazla düşman tabii. olur. Mesela bunu nasıl aşıyor? Bunu aşarken bu Atlantik karşıtlığı fikrinden falan mı bu hareket ediyor? Bu etkili çünkü ilk Doğu Batı, yani şöyle söyleyeyim. Soğuk Savaş döneminden sonra Doğu blokunu temsil ediyordu Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği'nden sonra bir boşluk oldu. Gorbaçov'un çıkış noktası Glasnost ve Perestroika'ydı. Yani açıklık, şeffaflık. Ondan sonra Atlantikçilik akımına yöneldiler. İşte siz çok güzel izah ettiniz orada. Reform, demokrasi, daha medeni ve daha refah seviyesine kavuşmak için Avrupa ve Amerika gibi ülkelerle işbirliği. Ama şimdi neo-Avrasyacılık sonrası, Putin'le yaşanan dönüşüm sonrası ve Atlantikçiliğin neredeyse kaybolması. Ki Gorbaçov sonrasında bunu göremiyoruz zaten. Rusya'nın yakın çevre doktrinine odaklanması, Şangay İşbirliği örgütüyle Çin'le daha ittifak haline gelmesi ve bütün yakın çevresi Türk Cumhuriyetleri, o ülkeler, Kazakistan gibi ülkeler, özellikle Nazarbayev'le yakınlaşması, Avrasya ekonomik modelinin ortaya atılması gibi birçok konular var. Bütün bunlar aslında Rusya'nın bahsettiğiniz gibi merkez ülke olup, yani yine gücün kontrolünü elinde alması. Çünkü Putin sonrası özellikle Rusya daha merkeziyetçi bir ülke konumuna geçti. Bugün Ukrayna ile yaşanan savaşın aslında temel noktası bu. Rusya tarihsel kodlarına geri dönmek istiyor. Yani eski çarlık stratejilerine göre hakim gücün tekrar Rusya olduğunu belirtip, ama gerekirse Batı'yı tehlikeli görüyor. Mesela bu NATO ülkeleri içerisinde tek Türkiye'ye güvenmesinin de aslında temel sebebi budur. Yani Türkiye ile çok fazla ayrıştığı noktalar var, ama öbür taraftan özellikle mesela Almanya ile yakınlığı vardır. Bu 2. Katerin'in Alman asıllı olması ve Almanya'nın bir kara devlet olması, kara ve deniz arasındaki çatışma ve buradaki özellikle Atlantik bölümündeki, ki bu ülkeler İngiltere ve Amerika ülkelerini tehdit olarak görür. Öbür tarafta karasal ülkeler, Almanya'da mesela yine anlaşabileceği ülkelerdendir, ama son yaşanan savaştan sonra neredeyse bütün NATO'ya karşı bir tepki göstermiştir. Yani benim anladığım kadarıyla Avrasyacılığın Çin'i, İran'ı, Türkiye'yi ve Almanya'yı dost edinmesi gerekiyor. Bu ülkeleri Rusya'ya çekecek olan şey nedir? Bu ülkeler neden Rusya'yla yakın ilişkiye olsun. Sahip olsun? Yani Batı'yla olmasın. Sadece Türkiye üzerinden düşünüyorum. Veya Batı'yla olmasa bile neden Rusya'ya yakındır? Rusya'nın merkezi rolünü diğer büyük aktörler neden kabul etsin? Yani mesela Türkiye açısından baktığımda işte Osmanlı'nın son 2-300 yılına damgasını vurmuş Türk-Rus savaşları yıl. Var. Türk-Rus savaşları, bir Avusturya ile savaşlar, bir de Rusya ile yani savaşlar. Yani bu coğrafyanın aktörleri. Atasözlerine konu olmuştu Rusya ile. O sonra mesela 2. Dünya Savaşı bitmiş, Soğuk Savaş başlamış, yine gerilimler, işte toprak talepleri. Enteresan kısmı da 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği diğer bölümle, yani Amerika'nın da içinde bulunduğu blokla işbirliği halindeydi. Yani daha sonrasında Berlin'le beraber. Tabii yani işte şeyden sonra, 45'ten sonra eli rahatlayınca değişti. Direkt Türkiye'ye dönüyor mesela. Yalta Konferansı'ndan sonra. Rusya ve bu böyle bir düzlemde mesela hani Türkiye'yi ikna edebilecek. Bunu nasıl kendilerine nasıl izah ediyorlar? Yani evet biz Türkiye'ye Türkiye bizi düşman olarak görmez. Türkiye Rusya ile yakınlaşmayı sorun etmez. Argümanını nasıl üretiyorlar? Türk Cumhuriyetleri üzerinden. 350 yaklaşık 55 milyon Müslüman nüfus var Rusya coğrafyasında ve çok büyük bir coğrafya. Şimdi haritada belki izleyiciler biliyorlardır ama Rusya coğrafyasını şöyle bir gözümüzün önüne getirsek, jeopolitik olarak çok büyük bir bölge ve bu bölgedeki Müslüman Türk nüfusu çok fazla.
Hatta o İsmail Gaspar'la örneğini verelim. Hani bu dilde fikirde işte birlik. Çünkü oradaki Müslüman dünyasıyla bağları koparmamak. Kazakistan, örneğin Azerbaycan. Bu bölgelerdeki Hazar petrolleri olsun, birçok şeyde güç var, zenginlik var. Bu bölgeleri başka ülkelere kaptırmak istemiyor. O yüzden de işte Near Abroad dediği bu yakın çevre doktriniyle, yine Avrasyacılık çerçevesindeki çok doğru bir politika Rusya'ya göre. Bu kendi ülkelerinin kontrolünü sağlamak istiyor. Ukrayna da bunun bir parçasıydı aslında. Ama ne oldu? Ukrayna'nın batı kanadında yer almak istemesi, işte NATO'yla hiç istemediği bir 11 Eylül sonrasında bir takım üsler açılmıştı Özbekistan'da bir bölgelerde, ama hemen onlar daha sonra kapatıldı. Şimdi şöyle, aslında bunun tam cevabı şu: 1920'lerde, 1896'larda çıkıyor esas Avrasyacılık, coğrafi tanım olarak Alman bir stratejisin çıkardığı bir tanım bu, Avrasya terimini ilk kullanan. Ama ondan sonra 1920'lerde dediğim gibi bu doğuya çıkış noktasında geliştirilen ama daha çok coğrafi temelli, batıya tümden karşı çıkan, yani klasik Avrasyacılıkta batıyı tamamen reddediyor, kiliseyi, her şeyi reddediyor. Yani sadece kendi Ortodoks ve kendi çerçevesinde. Ama 80'lerden sonra ideolojik nitelik kazanıyor. Yani artık coğrafya teriminin sadece ötesinde. Sadece coğrafya değil, ona ve bu de ideoloji. Avrasyacılığı sorduğunuz zaman zaten tam bir coğrafi tanım da yapılamıyor. O kadar geniş, yani değişken. Mesela Çin'i katıyorsunuz. Avrasya tüm eski dünya dediğimiz yer aslında. Tüm eski dünya dediğimiz. Afrika, ama şu var, Brzezinski'nin satranç tahtasında dahi konu olmuştur. Maha'nın önemli stratejistlerin, işte Spikeman'ın, bütün herkes, yani bütün stratejistler, tarihsel stratejistlerde, kuramlarda hep geçmiştir. Avrasya önemli bir güçtür. Zenginliğin ölçüsüdür. Kalpgel teoride bir Avrasya elinde tutan gücün merkez güce sahip olduğu ve dünyayı kontrol edebileceğini söyler. Rusya da bunun farkında ve buna göre gidiyor. Eski gücünü tekrar kontrol etmek istiyor. Şimdi Dugin bu manada önemli. Yani Putin için de Dugin çok önemli. Yani özellikle tabii orada hedefin özellikle bir akıl verici, tabii Putin'in yanında sürekli bu konuyu, özellikle Putin'in Avrasya noktasında bakması, Ukrayna'nın Ukrayna'nın özellikle batıya kaydığı noktada Rusya'nın bunu hatırlatması, hep bu temelli. Yani hedef aslında tamamen Alexander Dugin. Bu şey kısmını değerlendirecek olursak hocam, ya mesela şimdi Avrasyacılık fikri veya panslavizm fikri veya batıcılık fikri, mesela bu şey olarak tarif edilir. Rusya'da farklı eğilimler, şey olarak, kamuoyu olarak baktığınızda, genel olarak ya milliyetçi bir Rus halkı olduğunu biliyoruz. Daha bu yerel değerleri önemsediklerini vesaire biliyoruz. Şimdi ben o bölgede yaşadım. Şöyle söyleyeyim size, daha eski kuşak çok daha merkeziyetçi. Hani dediğiniz gibi çok daha milliyetçi. Fakat yeni bir kuşak var orada. Onlar mesela Avrupa Birliği'ne taraftar. Yani oralarla işbirliği yapılıyor, projeler yapılıyor. Daha batıya dönük, yani daha böyle demokratik, hani sanki batıyla entegrasyonu açık. Fakat eski kuşakla yeni kuşak arasında fark var. Ama böyle bir şey olduğunda, yani böyle bir savaş olduğunda, işte Darya Dugina'dan da görüldüğü gibi, Darya'nın annesinin de Kazan Türk'ü olduğu, hadi Derya adı öyle geldiği söyleniyor. Yani Alexander Dugin'in eşinin Kazan Tatarlarından olduğu. Dolayısıyla gençler arasında bir kuşak böyle var, ama öbür türlü Ukrayna'da, aynı Ukrayna'da olduğu gibi çok daha refahın sanki batıda olduğunu düşünen bir grup da var. Ama Rusya'yı bence diğer Avrupa devletleri veya işte bildiğimiz alışılagelmiş devletlerin çerçevesine koyarsak çok büyük bir hata yapmış oluruz. Çünkü bir çarlık geleneği olan bir ülke. Yani belirli stratejileri ve hedefleri var. Özellikle bu Putin'le şu an oturmuş durumda. Yani bugün bakın, olmaz dediğimiz şeyler burada gerçekleşiyor. Ve bundan sonraki süreçte artık tahmin bile edemez hale geliyorsunuz. Evet. Yani her şey yapılabilir. Yani bundan özellikle sonra savaşın çıktığı dönemlerde. Ya örneğin mesela Zaporojiya nükleer santrali bir tehdit mi? Ha, başka bir ülke olsa olmaz, ama Rusya için tehdit olabilir. Evet. Yani Rusya söz konusu. Hocam teşekkür olursa. Ediyoruz. Ben bize katkı ederim. Verdiğiniz için sağ olun. Ağzınıza sağlık. Briefing saatinden bu akşamlık bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.